Merhaba sevgili dostlar, kardeşler, arkadaşlar. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Bugün Sayın Bulut Sayın Kürsel Başkanım, Sayın Büyükelçimiz, Sayın Belediye Başkanımız, Sıra Ayrıca da şimdi bugün Mikail Abdullah Yükşan'da toplanmışız. Ve burası ben Mikail Abdullah bir öğrencisi olarak altın benim yalıtımı yapmış. Ve bugün de ben kendim de hocayım, üniversite profesörüm ve benim öğrenciler de burada. Yani Mikail Abdullah'ın bana intikal ettiği bilgileri benden sonraki nesine aktarıyorum. Mikail Abdullah'ın dışından toplanmış, onun gelecek nesil aktardığımız ve Türkiye'de Mikail Abdullah'ın dışarı devam etmeyen öğrenciler de burada. Şimdi ben ilk önce bu sergiyi düzenleyen gerçekten de Türk dünyasına mal olmuş çok önemli bir şahsiyet. Türk soyu genel sekreteri Hüseyin Kaseyinova söz vermek istiyorum. Ve sırayla bizi davet edeceğim. Buyurun. Sayın Bakanım, Sayın Gençim, Sayın Gençim, Sayın Gençim, Sayın Gençim, Sayın Gençim, bulunduğu 100 yıl içerisinde Mikail Abdullah Üniversitesi Devletler Fakültesi Devleti'nde eğitim uluslararası kültür ilişkilerle soy adına sizlere saygılarımı Türk dünyasının zengin kültürünü ve sanatını tüm dünyaya gelişiklerinden tak ve yetkilecek nesillere yaşamak misyonuyla çalışmalarımız uluslararası kültür ilişkilerle soy her yıl bu kültür ilişkilerinde dünya kültür ilişkilerine katılarak bulunan Deha Sanat insanlarımızın ve onların bizlere bıraktığı kültür mirası çeşitli etkinlikleri sanat seyirleri oluşturmaktadır. Bu yıl kardeş Azerbaycan'ın bağrından çıkmış ve tüm dünyaya mal olmuş Türk dünyasının büyük ressamı Mikail Abdullah'ın 100 yılı kutlamaktadır. Güzel sanatlar tarihinde yaşadıkları zaman ve koşullara açarak ebedi eserler ortaya koyan insanlar olmuştur. Bu sanatçılar zaman geçtikçe yaratıkları eserlerin değerlerine daha da artacağına ve başkalarına yol göstereceğine inanmış olacaktır. Mikail Abdullah'ın sanatı ve sanat yapan işte bu türbün. Türksoy Teşkilat Kurulu Ressam Mikail Abdullah'ın sanatını ve sanat kararlarını Türkiye sanat severlerini tanıtmak için onun tablolarını oluşan bir resim düzenleye karar kılmıştır. Şu anda bu güzel mekanda Mikail Abdullah'ın 100 resim serisini açıkçası sizlere bir programlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili Mikail Abdullah'ın baş yapıları ressamın Türkiye'de Tolga ailesi Reşat Akkan, İlkan, Recep ve Teymur Zayan'ın özel koleksiyonlarından bulunan eserleri ve yazarlarının dünya kurduğu şairlerimizin inceliğinin kurulmuşsuz hamsesine ithaf ettiği ve Baku Metrosu Nizami istasyonunda tasarımında kullanılan sağlamaların siz değerli sanatçılarının ikisine sunuyor. Türksoy Genel Sekreteri adına Mikail Abdullah'ın 100 resim serisinin düzenliğinde bizlere ev sahipleri yapan İstanbul Madde Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç'a kendimize katkı sağlayan Edirne Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Teymur Zayva özel koleksiyon sergilerine ve serginin düzenlemesine katılımını kazanmak dediği için herkese en içten kavramını sunuyor. Bu vesileyle Azerbaycan'ın etkisiz olduğu tüm dünyasının büyük sanatçısı ve ardına Mikail Abdullah'a ve saygılar ve minnetçe alıyor. Eserlerinin kalma ve şakalına dinleniyor. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz Sayın Genel Sekreterimiz. Şimdi sözü Azerbaycan'ın büyük elçisi Tezer Karim elçimize veriyorum. Çok teşekkürler Kurum Hanım. Çok değerli belediye başkanımız, sanat hanımız,
Türk Söğütlüğü'ne sevdiklerine sahip başkonsolosluğu. Bence en önemlisi, kusura bakmayın, bizim burada olan sanatçılarımız, bizim fakirlerimiz. Emin Hanım, mükemmel olay hakkında belki de ben konuşmam sizden daha çabildi. Ama diğer tarafından biraz daha azaldı. Ben burada sanki özümün daha genç illerini hatırladım. Ben 17 yaşımda, 21 yaşımda kadar Azerbaycan'ın Bakı Devlet Üniversitesi, eski Azerbaycan Devlet Üniversitesi tensil almışım. Ve o zaman da kirabın ev nizam metrosunun tam yanındaydı. Ve her gün bu metroyla gelirler Akademisi metrosuna gelirdim. Ve burada da sanki o Nizami'nin orada olan mazayken olan Mikail Abdullah'ın işi oradaydı. Ben de oradaydı. Bütün eserler oradaydı. Bugün adam sanki bir vaft çarpına düşür, geriye dönür. Ve bizim bu çok büyük, hepimden artık büyük sanat ustalarımız, dahilerimizin hepimden diğerli eserlerde bugün Türkiye'de Maltepe Belediyesi'nde sergilenmesi yalnız bizim için de en zamanda kardeş Türkiye'de Türkiye'nin yanılmadan kültür başkenti olan İstanbul'da sergilenmesi tabii ki hem Türk kardeşlerimiz hem bizim için çok büyük bir hem şereftir hem de duygusaldır ama en zamanda bir ilham verici neden İnşallah ve ben düşünüyorum ki bundan sonra da Sayın Başkanım, Sayın Genel Sekreter, Canan Nazirimiz, biz birlikte olarak burada başkonsolosluğumuzla birlikte hem İkâl Abdullah'ı hem diğer Azerbaycan